Ben aslında bu uzun hikayeye bakınca burası için yazmamıştım onu da biraz uzunca anlattılar. Çok böyle derin bir yazı olmuş gibi ama özetle ben buraya davet edildiğimde şunu düşündüm. Ben bu yüzüyle toplar yağladım. Öncelikle böyle bir toplantı yakaladığım için çok memnunum. Hepimizin bir arada görmekten de onu duyuyorum. Birçoğumuzu tanıyorum. Ama benim uzmanlık alanım biraz daha profesyonel şirketlerde, kurumsal şirketlerde masanın öbür tarafına yer alan bir aslında yaşadığımız sektör, bulunduğumuz sektör aynı. Yaşadığımız sorunlar belki aynı ama sorunları baş etme biçimimiz ya da sorunlardan çözüm istenen noktalardaki belirleri biraz farklı. Sonuçta inşaata mal satıyoruz. Sonuçta müteahhite mal satıyoruz. Sonuçta bir şekilde kredilendirmeden ilgili üretim firmaları olarak şartlar olarak da söyleyebiliriz. Ama para tahsil etme şeklimizde ve risk alma şeklimizde bence biraz farklılıklar var. Ben bir kısmını görebiliyorum. Ama aslında yöntem aynı. O yüzden ben burada biraz yaşadığım tecrübelerden edindiğim bilgi birikimini edindiğim bilgi birikimini burada hangi başlıklar altında biraz anlatayım da sizlere belki ufak da olsa belli desteğim olur diye düşündüm. Aslında baktığımda sorunu ben şöyle görüyorum. Bizler kurumsal şirketlerde çalışan şanslı yönetici olarak oturmuş olan bir sistemin içerisinde belli becerileri daha çok alabiliyoruz. Bu bir gerçek. İkincisi, şirketi belli yatırımlar yapmaya yönlendirebiliyoruz. Üçüncüsü, şirketin kendi vizyon ve strateji içerisinde de zaten buna yönelik bir takım kendi tool'ları var ve bunları kullanıyoruz. Fakat ben gerek bayi yönetiminde, gerek OEM yönetiminde, gerekse sizlerle olan ilişkilerimde en büyük sıkıntıyı şöyle görüyorum. Karar merkezi olarak hem sizler varsınız şirketin başında, satın almada sizler varsınız, tahsilatta sizler varsınız, uygulamada siz varsınız. Projede yine sizler varsınız. Dolayısıyla bir kişilik bir güçle bütün yaşamınız boyunca her türlü alanda mücadele etmeye hazır halde devam ediyorsunuz. Ekip kurmakta zorlanıyoruz. Aslında belki şöyle bakıyorsunuz. Bizler insan bulmakta da insan çalıştırmakta zorlanıyoruz diyebilirsiniz. Ama aslında kurumsal firmalar da insan bulmakta ve insan çalıştırmakta zorlanıyor. Aslında doğru değişmiyor. Önemli olan o kişiye nasıl sizin şirketinize kendisine ait hissettireceğinizin yöntemini bulabilecek. Nasıl kendisini geliştirebileceğinin yöntemini bulabilecek. Bugün hepimiz X ve kuşağı olarak Y ve Z ile çalışıyoruz. Ve bundan sonra çalışmak zorundayız. Bu kuşaklara bu işleri nasıl sevdireceğimiz ve ondan istediği şekilde bazı tool'ları bu şekilde nasıl adapte edeceğimizi düşünmek zorundayız. Aynı şekilde bugünkü teknolojiden yararlanarak ben 69 ilçe yönettim. Bunun 36 tanesini hemen hemen 3 ayları gezmek zorundaydım. 5 gün Dubai'ye 3 hafta seyahat ediyordum. Peki bu kadar seyahat ederken hem tepemdeki adamın istemiş olduğu raporu ve sonucu, hem karlılığımı hem cash flow'umu, hem aynı zamanda bütün bölgelerdeki tek tek bana sorulan her soruyu nasıl yanıtlayabilirim, ve nasıl öğrenebilirim, ve nasıl denetleyebilirim? Bugün aynı durumda sizsiniz. Yurt dışına açılmak zorundasınız. Yurt dışına seyahat etmek zorundasınız, ofisinizin dışına çıkmak zorundasınız. Ama diğer değerli konuşmacıların söylediği gibi, acaba cash flow'unuzu görebiliyor musunuz? Günlük stoklarınızı görebiliyor musunuz? Günlük kar zararınızı görebiliyor musunuz? Bazı kritik soruları sorabileceğiniz insanlar varsa, onlarla bir telekonferans yaparak o soruları ekranda konuşup tartışabiliyor musunuz? İşte o zaman dünyada mısınız? İşte o zaman işinizin %40'ını, 50'sini ihracat yapacak ülkelerde geçirebilirsiniz. O zaman müşterilerinize daha iyi hizmet verebilirsiniz ve o zaman işinizi büyütebilirsiniz. Peki bunu siz mi yapabilirsiniz? Bence hayır. Bunu bir ekiple yapmak zorundasınız. Dolayısıyla ekibe yatırım yapabiliyor musunuz? Ekibi burada tutmak için neler yapmanız gerekiyor? Ekip önemli hale geliyor. Peki ekibiniz var, kolumuz var. Bu yeterli mi? Hayır. Bunu nasıl yöneteceğinizi bilmeniz gerekiyor.
sizin işinizdeki liderliği ortaya çıkartmanız gerekiyor. Peki lider olarak hangi sorumluluğunuz var? Hangi becerilere sahip olmak zorundasınız? Bütün bu denklemi kurduğunuzda ve buna yönelik aslında geleceğinizi düşündüğünüzde o zaman büyümeniz var. Burada herkes, her şirketin büyümesi gerektiğini söylüyor. Doğru, hepimizin büyümesi gerekiyor. Dünyaya açılması gerekiyor. Ama tek adamla ve her şeyi tek başına yapan o bilginin sadece kendisinde kalmasıyla o şirketin ömrünün sona ermesiyle biz hiçbir yere gidemiyoruz. O yüzden ben bugün bu konuları çerçeveleyen ve bu konuların içerisinde belli mesajları sıkıştırmaya çalıştım. Bir sunum hazırladım size. Bazı şeyler çok kitabi gelebilir. Ama bunun arkasında güncel hayattan da bazı örnekler vererek izninizle konuşmama devam etmek istiyorum. Şimdi bir defa bizler hepimiz teknik insanlarız. Ve teknik insanların en çok beyninin sol tarafı çalışıyor. Dolayısıyla matematiksel kısmı çalışıyor. Ve biz tekniği konuşmaktan, matematiksel analiz yapmaktan, daha real işleri konuşmaktan çok zevk alıyoruz. Bu bir gerçek. Bu bende de böyleydi yıllarca. Ama lider olabilmek için, İyi bir şirketi yönetebilmek için takımınızı anlayabilmek ve takım yönetebilmek ve hele hele günümüzde Y ve Z kuşağıyla anlaşabilmek için beynin sağ tarafını kullanmak sol tarafı kadar önemli. Sağ tarafı daha sanatsal, daha duygusal ve biraz daha ön seze dayalı kısımdır. Dolayısıyla beynin sağ tarafını kullanabilen yöneticiler ve ekipler krizlerde daha başarılı olabilir. Beynin sağ tarafını kullanabilen yöneticiler ve ekipler krizlerde daha fazla çözüm üretebiliyorlar. Ve en önemlisi de şirketlerinde fark yaratabiliyorlar. Sadece beynin sağ tarafını kullanmak önemli değil. Bugün hepimiz bir mühendis olarak, bir iş adamı olarak kendi işimize çok fazla odaklanıyoruz. Teknikte çok iyi gelişiyoruz. Teknik her türlü teknolojiyi takip ediyoruz. Her türlü gelişmelere, seminerlere katılıyoruz, okuyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. Peki teknikten anladığımız kadar bir işletme yönetiyorsak hukuka meraklı mıyız? Finansmana meraklı mıyız? Muhasebeye biliyor muyuz? Ne gereği duyuyor muyuz? İnsan ilişkilerine, marketinge, dijital marketinge, sosyal medyaya meraklı mıyız? Bence çoğumuzun cevabı hayır. Peki bunlara meraklı değilsek, nasıl bir bütünü tamamlayıp beynimizin sağ tarafını kullanıp bir yönetici ve lider olacağız? Nasıl bu özelliklerle yetişen ve bugün en çok bunları arayan insanları yöneten ekipler kuracağız? Peki nasıl bunlarla artık iş yapmaya alışmış bir toplumu, bir ticaret dünyasını ve müşteriyi yakalamaya çalışacağız. Mümkün mü? Bence çok zor. O yüzden bence bizim aslında kendimize önce bakmamız lazım ve kendimizi ve öz eleştiriye tabi tutmamız lazım. Paranın kazanıldığı dönemlerde bile kendimize bu yatırımı yapmamışsak, kendimizi bu değişime zorlamamışsak, paranın olmadığı dönemlerde de bunun bahanesi olarak da paramız yoku söyleme durumuna düşüyoruz genelde. Daha sonra paramız olduğunda yine bunları yapıyoruz. Bence bizlerin aslında önce değişime ve gelişime kendimizden başlamamız gerekiyor. Çünkü teknik bilgi ve teorik bilgi ilk 20 yılda iş hayatınıza katıldığınızda 25 yılda en fazla uğraştığımız nokta. Ve dolayısıyla da beynin açık olduğu noktalarda %70 oranında biz yılın çalıştığımız yılın 25-30 yılını kendimizi daha fazla ilgilendiğimiz alanda yetiştirmek için kullanıyoruz. Ama çok az tecrübeye sahibiz. Çünkü sürekli hata yapıyoruz, öğreniyoruz, hata yapıyoruz, öğreniyoruz. Tecrübemiz aslında bir yerde kalıyor. Fakat tecrübeyle teknik bilgiyi biraz daha ön sezi, biraz daha sosyal zeka, biraz daha hukuk, finansman ve marketingle süsleyebildiğiniz zaman belli bir yerden sonra 40'lı yaşlardan, 50'li yaşlardan sonra beynin sağ ve solu çalışmaya başladığı zaman o zaman artık daha az akademik bilgiye ve bu çalışan iki tarafla birlikte işi ve insanları yönetmeye başlıyorsunuz. Ve müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi anlamaya başlıyorsunuz. Çünkü müşteri siz fayda sunarsanız sizinle çalışır, size para verir ve süreçini sağlar. Siz müşteriyi şaşırtabilirseniz, fark yaratabilirseniz sizi diğerlerinden ayırır. İşte bu iki beynin tecrübeyle birlikte birleşme sonucunda oluşan bir şey. Geri kalan %30'u artık siz tamamlamıyorsunuz. Geri kalan %30'u ise sizin gibi zamanında %70 bilgi, akademik bilgiye sahip olmaya çalışan genç nesille tamamlıyorsunuz. Onu istihdam ederek, onu yöneterek %30'unuzu tamamlıyorsunuz. İşte o zaman da takım çalışması başlıyor. Peki bu insanları donattığınız zaman bir şekilde yöneticiliğiniz de gelişmesi gerekiyor. Biz bugün Türkiye'de baktığımız zaman her şeyi ben bilirim. Acaba hata yapar mı? Hata yaparsa onun arkasından yine ben temizlemek zorundayım. Felsefesiyle çok fazla belki kendimizi meşgul ediyor olabiliriz. Ya da
aynı zamanda bu kadar yılımı verdim. Daha çok yeni bir arkadaş. Onun fikrine nasıl ihtiyacım olabilir ki? O bana nasıl fikrini söyleyebilir ki gibi bir zihniyetle elemanlarımıza davranıyor olabiliriz. Bizim fikir almak, fikir vermek, feedback almak, feedback vermek gibi bir alışkanlığımız yok. Biraz sonra değineceğim. Türk yöneticilerin tipik eksik özelliklerinden bir tanesi. Bu da gelişmenin büyük engelimiz. Biz tepeden bakmayı, her şeyi yönetmeyi, kontrol elimizde tutmayı çok seviyoruz. Her şeyi kontrol etmek istiyoruz. İşte bu da gerek yeni nesli, gerekse içeride adam tutmayı engelleyen en büyük kısımlardan bir tanesi. İkincisi, esnek çözümler üretmek ve hızlı olma gibi bir kavramımız bizde var mı bilmiyorum. Ama genelde Türkiye'deki en büyük şey zaman kaybı. Hızdan ziyade işi doğru yapmaya çalışıyoruz ama bugün hız en önemli unsurlardan bir tanesi. Nasıl hızlı oluruz ve nasıl esnek oluruz? Benim kuralım bu. Ben bundan taviz vermem de artık bu dünya dönmüyor. Müşteriye özel tailor-made çözümler nasıl üretebiliriz? Şirketiniz buna uygun mu? Yapınız buna uygun mu? Belki evet, ama bunu sağlayabilecek belli elektronik tool'lar kullanıyor musunuz? Eğer o hayırsa, niyet var, uygulama yoktur, bunda olabilirsiniz. Bunun bir filmini çekmeniz gerekiyor. Sürekli yeni iş modelleri yaratmamız gerekiyor. Bugünkü iş modeliniz sizi bir yere getirmiş olabilir. Ama geleceğe götürecek iş modeliniz, eğer ihracata yönelecekseniz farklı, eğer yurt dışından bir partner alacaksanız farklı, eğer çok büyük bir projelerde rol almaya başlayacaksanız, onun sürdürülebilirliğini sağlamak için farklı iş modelleri uygulamak zorundasınız. Sadece teknikli değil, müşteri şikayeti çözmek, lojistik, aynı zamanda finansman modelleri dahil bunları geliştirmek zorundasınız. Bugün trendlere baktığımız zaman dünyada hepinizin bildiği gibi bazı trendlere bütün şirketler uymak zorunda. Bu benim çalıştığım kurumsal şirketlerle dahil, sizlerde, bayilerde, OEM üreticilerde hiçbir şey fark etmiyor. Çünkü bu trendler müşterilerin isteklerine yönelik gelişiyor. Hız şu anda en önemli unsurlardan bir tanesi. Nasıl en hızlı olabilirim? Bugün evinizde bir servisi sizin 3 saat beklemeniz sizi mutlu ediyor mu? Ama bundan 10 yıl önce bir gün beklerdiniz. Bugün 5 dakikada beklemeye tahammülünüz yok. Peki müşteri niye sizi beklesin? Peki siz ölçebiliyor musunuz acaba müşterinin size ulaştığı andan itibaren ne kadar sürede oraya ulaşabiliyorsunuz? Oraya gittiğinizde ne kadar sürede onun zamanını alarak bu işi çözebiliyorsunuz? Çözdükten sonra onun memnuniyet oranını ölçebiliyor musunuz? Bir sorunu çözmek için kaç kere gittiğinizi, bir nakliye yapmak için ya da bir malı indirmek için kaç defa müşteriye gittiğinizi ölçebiliyor musunuz? Ölçemiyorsanız o zaman problemimiz var demektir. Çünkü biz karlılık dendiği zaman ya yüksek fiyatta mal satmaya ya da satın almayı çok iyi yaparak karlı satmaya odaklanan bir toplumuz. Halbuki karlılık tasarruftan başlıyor. İyi satın almak doğru ama iyi lojistik hizmeti vermek, bir kere de doğru servis yapmak aslında karlılığın başka bir olarak. Çünkü siz satılan malın içerisindeki maliyeti düşürdüğünüzde de karlılığınız artıyor. Aynı zamanda işlemleri daha az adamla ve daha kontrollü yapmaya başladığınız zaman da maliyetiniz o zaman düşüyor. Aynı zamanda siz bazı olası maliyetleri bazı raporlamalarla anlık görebildiğiniz zaman önlem alarak da tasarrufunuz başlıyor. Karlılık buradan başlıyor. Bu tool'ları kullanmadan ne kadar iyi adamla çalışırsanız çalışın, siz dünyanın ne kadar iyi mühendisi olursanız olun, maalesef karlılığınızı artırmanız çoğu zaman mümkün olamayabiliyor. Her şeyi ne kadar basit ve ne kadar anlaşılabilir yaptığınız çok önemli. Çok karışık sistemlerle, çok fazla toplantı yaparak, insanları çok fazla boğarak çalışmanın artık bu dönemde bir anlamı yok. Sosyal medyada ne kadar yer alabiliyorsunuz? İnsanlara dijital marketingte ne kadar ulaşabiliyorsunuz? Yaptıklarınızı, çalıştıklarınızı ne kadar onlara lanse edebiliyorsunuz? Hangi sıklıkta, hangi formatta? Bu artık çok önemli. Çünkü bugün insanlar bir şey almadan önce, bir hizmete ulaşmadan önce en azından %40-50 oranında öncelikle bunu kıyaslayabiliyorlar. Burada ne kadar iyisiniz ve ne kadar iyi olmak istiyorsunuz? Sonuçta bugün hizmetlere baktığımız zaman hızın dışında artık insanlar bütünlük arıyorlar. Bugün sizin yaptığınız iş aslında bu. Bizim üretmiş olduğumuz ürünleri belli teknolojilerle bağlayıp insanlara komple bir sistem sunuyorsunuz. Yani sadece ürün değil, o ürünün birbiriyle çalışması, konuşması, servisine kadar olan zinciri tamamlıyorsunuz. Artık insanlar buna bakıyorlar. Yaptığınız hizmetlerde sadece ben ürün yaparım, sadece ben proje yaparım ya da projeden sonrasına karışmam ya da montajı bitti. Ondan sonra müşteri ne yaparsa yapsın artık çalışmıyor. Bunu böyle yapmıyorsunuz ama bunu böyle yapmayacağınızı nasıl emin olacak şekilde kontrol ediyorsunuz? Yapmıyorsanız bunların böyle olmadığını ölçerek bir avantaj, bir fayda olarak müşteriye sunmayı biliyor musunuz?
bu sunmayı bir şekilde artı bir fayda olarak müşteriye hangi tool'larla, hangi sosyal medyalarda, hangi iş görüşmelerinde nasıl sunuyorsunuz? Bunları eğer yapamıyorsanız, bu yapmış olduğunuz bütün bütünlüğü bir fayda olarak sunamıyorsanız, o zaman bir eksiklik var demektir. Dolayısıyla buna da bakmak gerekiyor. Tabii burada en önemli konu, bütün bunları yapabilmek için öncelikle kendimizde bir eksiklik görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla eğer biz kendimize eksik görüyorsak, o zaman değişim gerekiyor. Bir insanın değişmesi için öncelikle kendisine acımasız davranması lazım. Değişimin önce bizden başlaması gerekiyor. Ben size şöyle bir örnek vereyim. Bir Türk yönetici olarak kendime aşırı güvenerek bana dediler ki o dönemlerinde ilk Dubai'de bu kadar ülkeyi yönet. Bilmediğim bir ülkede, bilmediğim kültürde ve bilmediğim alanda bir sürü zorluğun beni beklediğini biliyordum. Ama özgüvenim çok yüksek. Dubai'ye gittiğimde ilk aldığım dert şu oldu. 55 kişilik bir ofiste 17 milliyetten personel karşıma çıktı. Hayatımda ilk kez bir Hintliyle, hayatımda ilk kez bir Kübalı, bir Brezilyalı ve bir Katarlı ile aynı ofiste bulundum. Birinci hafta dakika bir gol bir, birisinden bir şey istedim ve bana o gün gelmedi. Ben bir Türk yönetici olarak ama aynı zamanda da Türkiye davrandığım gibi bunu bana niye teslim etmedin sorusunu sordum arkadaşıma. O da dedi ki, vaktim vardı yapmadım dedi, yapamadım dedi. Ne zaman yapacaksın diye ikinci sorumu sordu. Canım istediği zaman yaparım dedi. Allah'ın Hintlisi. Üçüncü sorum, senin canın istemesi benim için önemli değil, ben istiyorum. Lütfen bunu 2 saat içerisinde getirir misin dedi. Çekti gitti. 2 saat oldu, hiç gelmedi. Ben de masasına gittim, işi bekliyorum dedim. Keyfim yok, bugün veremem dedim. Güzel. Ben de insan kaynaklarını aradım. Dedim ki ben bu adamla çalışmak istemiyorum. Çalışmak zorundasın dedim. Atamazsın Dubai'deki kanunlara göre. Tamam. Şimdi 2 yolum var. Ya o değişecek, ya ben değişeceğim. Size kim değişti? Ben değiştim. Çünkü aynı sorunu Kübalı'yla da yaşadım. Çünkü aynı sorunu başkasıyla da yaşadım. Eğer ben orada lider olacaksam, o insanları kaybederek kendi formatımdaki insanlarla değil, çeşitliliği kullanarak o formattaki insanların çeşitliliğinden yararlanarak farklı olmayı becerebilmem gerekiyor. O yüzden ilk sorduğum şu, bana farklı kültürlerle birlikte çalışabileceğim bir öğreten, bir koç ve bir eğitim var mıdır? Evet, Dubai'ye gelen herkes aynı şekilde duvara çarpar, bu şekilde kurslar ve koçlar vardır. 3 ay koçlu kaldım. Ve 3 ay sonra, ilk 3 ayında personel memnuniyet anketin bir önceki yöneticinin 72 iken benimkisi 66'ya düştü. Ben ayrılırken oradan ben 87 ile bıraktım. Ama ben değişmiştim. Onlar değişmedi. Dolayısıyla insanın aslında değişimi engelleyen kendi zihni. Yapabilirim, yapamam, niye yapmalıyım sorusu. Para verken yapmak zorundasınız bazı şeyleri. Çünkü geleceğimizi kurtarmak için önce biz değişmek zorundayız. İnsanlar değişimden korkarlar, değişmek istemezler ama insanları değişeceksin demek de insanları değiştirmez. Birçoğumuz belki değişim başlattığımıza inanıyoruz. Birçoğumuz evet biz değişiyoruz diyoruz. Aslında o insan değişmiyor. Çünkü onun değişmesi gerektiğini siz ona söylüyorsunuz. O istemiyor ki. Bir insanın değişmesi için ama önce sizin değişmeniz için şu soruyu sormanız gerekiyor. Ya da onun şu soruyu sormasını sağlamanız lazım. Bu değişim bana ne kazandıracak? Ben niye değişmeliyim? Bu ürünü ben niye almalıyım sorusundan hiçbir farkı yok. Bu hizmeti sizden niye almalıyımdan da bir farkı yok. Dolayısıyla bu kariyer mi, para mı, zaman mı? Öncelikle buna odaklanmamız gerekiyor. Bunun için de önce kendimizdeki buzları kırmamız lazım. Çünkü birçok insan belli tutum ve davranışından, belli iş yapış metodundan memnun olmayabilir. Ben de memnun değilim kendimden. Hala memnun değilim birçok konuda. Ama bu ilk tespit, memnun olmadığım konuyu değiştirmeli miyim? Evet, değiştirmeliyim diyorsam, işte bu ikinci tespit. Bu zaman değişmek için bilgiye nereden ulaşmalıyım? Kimi örnek almalıyım? Değişmek için hangi metodu kullanmalıyım? İkinci aşama. Bu da yetmiyor. Birçok insan burada kalıyor. Ve 6 ay sonra, 2 yıl sonra, evet değişmeliyim diyen insanın değişmeden, 2 yıl sonra konuştuğunuzda, evet yine aynı konuda değişmeliyim dediğini duyuyor olabilirsiniz. Çünkü üçüncü kısma geçmiyor. Değişmek isteyen insan, üçüncü bölümde hedef koyan insandır. Ben bu hareketimi, bu tutumumu
şu tarihe kadar değiştireceğim ve bu tarihe kadar da şu eylemi yapacağım, şu testleri yapacağım diyen insan değişmeye başlıyor. Bir değişim için 21 günün esas olduğunu unutmayın. Bir hareketinizi değiştirmek istiyorsanız 21 gün boyunca o hareketi sürekli yaparsanız 22. gün alışkanlık haline gelir. Dolayısıyla uygulamaya geçmeyip o 21 günü yapmıyorsanız değişimi başaramazsınız. Değişimi gerçekleştirin bir başka yolu da ekiple birlikte bunu başarmaktır. Yani size inanan insanlarla birlikte bir takım işlere ortak yapıyor hale gelmektir. O zaman uygulamada değişim her gün hayatınızın bir parçası olur ve uygular hale gelir. Ekip kurmak için de liderlik gerekiyor. Dolayısıyla iyi bir ekibiniz olabilir, doğru insanlarla çalışabilirsiniz. Ama bu insanlara nasıl liderlik yapacağınız önemlidir. Liderlik hiçbir zaman bir pozisyon ya da bir title değildir. Liderlik insanları yönetme becerisidir. Dolayısıyla insanları yönetirken iyi ücret vermenin dışında ya da doğru insana doğru ücret vermenin dışında onları zorlayıcı, geliştirici, metodik çalıştırıcı, anlayıcı, onlara yetki veren ve aynı zamanda onlarla işbirliği içerisinde çalışan, başarıları beraber tutmayan ve feedback alıp feedback verme kültürünü oluşturan bir ortam yaratmak zorundasınız. Aksi takdirde ne onların ne de sizin aynı anda gelişmeniz mümkün olmuyor. Bir Türk yöneticisi olarak bir kendimize bir bakarsak eğer, muhtemelen bunlara katılacağınızı öngörüyorum. Bizim en büyük olumsuz özelliklerimiz var. Bu genimize kodlanmış durumda. Biz şeffaflıktan pek hoşlanmıyoruz. Bugün hükümetten aşağı doğru inen tüm zincirde maalesef bu geçerli. Biz ölçülmeyi sevmiyoruz. Biz konuşmayı çok seviyoruz. Ben hangi ülkeye gidersem gideyim, Arabistan'da, Orta Doğu'da, aynı Türkler gibi. En büyük şirket oranımlıdır. Pazarın en büyük, en çok satan odur. En iyi işleri onlar yaparlar. Herkes en iyidir. Türkiye'de de herkes en iyidir. En iyi satıcı odur. En çok işi o biliyordur. En iyi mühendis odur. Ama neye göre iyidir? Geçen seneye göre mi iyi? Rakiplerine göre mi iyi? Hedefine göre mi iyi? Yoksa planına göre mi iyi? Bunu sorduğunuz zaman cevap yoktur. Çünkü ne hedefi vardır, ne planı vardır, ne rakibi biliyordur. Problem olur. Dolayısıyla da biz ölçülmeyi ve şeffaf olmayı sevmiyoruz ve nefret ediyoruz. Ölçülemeyen bir ortamdaki bir insanın da o zaman başarılı olmadığını maalesef bilemeyiz. Onun dışında paylaşmayı çok fazla sevmiyoruz. Takım çalışmasını sevmiyoruz. Bireysel olarak ben yaptım, benim için oldu. Ben olmasam bu iş olmazdı demek bizim gururumuzu çok fazla okşayan bir nokta. Kısa sürede bir yerlere gelmeyi istiyoruz. Sabrımız yok. Her şey çabuk olsun istiyoruz, çabuk bitirmek istiyoruz. Planlı çalışmayı ve öndene hazırlanmayı çok sevmiyoruz. Bizde en büyük kayıp uzlaşma kültürü yok. Bizde uzlaşmak ya kazanmak ya kaybetmek anlamına geliyor. Günümüz dünyasında uzlaşmadan iş yapmak mümkün değil. İnsanlar kavgadan nefret ediyor. Firmalar aksi adamdan nefret ediyor. Firmalar sorun çıkaran yöneticiyle çalışmak istemiyorlar. Bizde ise biat kültürü çok ön planda. Ben bilirim kültürü çok ön planda, ne diyorsam yap kültürü çok ön planda, ben bu adamla uzlaşırsam bu savaşı kaybediyorum zihniyeti çok ön planda. Bunu ne kendimiz, ne yöneticilerimiz, ne de gelecek çocuklarımız için maalesef değiştirmek zorundayız. Bir 4 dakikalık liderlikle ilgili bir şey dinleyeceğim size, onun üzerine devam edeceğim. Ses geliyor mu? Gelmiyor. Ses gelmiyorsa geçeceğim. Koşan zamanı da almış. Gelmiyor mu? Yok. O zaman geçelim. Aslında özetle liderlikten bahsediyoruz. Çünkü iyi bir takımınız varsa onu lead etmeniz gerekiyor. İyi bir lider aslında takım üyeleriyle kendisi arasındaki ilişkileri yöneten kişidir. İyi bir lider, işleri kendisi için yapılmasını değil, takım için ve şirket için yapılmasını sağlayan kişi demektir. Bunlar edebi kısımlar ama bağlayacağım bir yer var. İyi bir lider, takım çalışmasında takım üyelerinin performansını ölçen, ödüllendiren ve onlara iş delege edebilen bir liderdir. Hepimizin kendine göre liderlik özellikleri var. Ancak İyi bir lider olup olmadığımızda ya da hangi tarafta olup olmadığımızda şöyle bir bakmamız gerekiyor. Liderlik olarak baktığımız zaman katılım sağlayan, benimseten, delege eden ve talimat veren liderler vardır. Önemli olan bu dört özelliğin
aynı anda bünyede bulunmasını sağlamaktır. Bir tarafta güçlü olan bir lider, diğer taraflarda zarar verebilir ya da takımı ya da şirketi maalesef istediği yere taşıyamayabilir. Ama dördünü birden yapabilen liderler, emotional liderlerdir. Kendilerini takip ettirirler ve fark yaratırlar. Dolayısıyla da vizyon ve öngörü sahibi olmak bir liderin asıl hedefidir. Nereye gitmek istiyorsun? 10 yıl sonra şirketiniz nerede olmak istiyor? Ben çalışanınız olarak bunu bilmek istiyorum. Bana bunu anlatmak zorundasınız. Ben ne için çalışıyorum sizle? 10 yıl sonra ben ne olacağım? 5 yıl sonra ne olacağım? Benim bu şirketteki çalışma hedefim ne? Bir kere bunun mutlaka tanımlanması lazım. Bazı liderler gelirler şirkete, şirketi 10 yıl sonraki hedefini açıklarlar ve insanları ona alet ederler ve oraya doğru götürürler, değişim yaratırlar. Bu özellikleri çok güçlüdür. Bazı liderler gelirler, şirketi çok yukarı taşımak değil, içerideki organizasyonda koçluk yaparak, dostane davranarak, insan ilişkilerini toparlayarak ekibin verimi artırırlar ve bir anda takım çalışmasıyla performans artar. Bazı liderler demokratik liderlerdir. Her şeyi ekibine sorarlar ama kararı yine kendileri verirler. Dolayısıyla bu da işbirliğini daha farklı fikirlerin gelişmesini ve hata oranını azaltırlar. Bazı liderler çok dinamiktir, çok atletiktir, yerinde duramazlar ve şirketi koşturmak için gelirler. Ama diğer özellikleri zayıfsa o koşarken arkasındakiler ona yetişemeyebilir. Hükmeden liderler vardır. Ben ne diyorsam o olacak, ben liderim, ben başkanım, benim dediğim o olacak. Ama o şekilde de şirketi başarıya götürebilecek çok adam vardır. Bazı sektörlerde sadece hükmeden liderin de gerektiği bazı sektörler var. Ama o da bir yere kadar. Dolayısıyla bunların hepsinin bir arada olması gerekiyor. Önemli olan burada ben nereye gitmek istiyorum ve bana ne faydası varı ekibinize çok iyi anlatmanız gerekiyor. Çünkü siz bir şekilde bu işin devamını götürebileceksiniz diye çocuğunuza ya da şirketten birilerine bu vizyonu devam ettirmek üzere teslim etmek zorundasınız. Bazı şirketlerde dikkat edilmesi gereken bir noktada değer ve fark yaratmak. Hepimiz bir iş yapıyoruz. Ama bir ürün üretiyoruz, ama hizmet üretiyoruz. Benim diğerlerinden farkım ne? Ben müşteriye gittiğim zaman, hizmet verdiğim kişiye gittiğim zaman ben ona artı olarak ne vereceğim? Faydamı sağlayacağım, tasarruf mu ettireceğim, zaman mı kazandıracağım, ilave olarak ona başka bir artı mı sunacağım? Bunları mutlaka personelinizle birlikte döküp bunu bir dil haline, bunu bir sosyal medyada bir şekilde pazarlar hale getirmek zorundasınız. Bir fayda ve değer zincirini mutlaka tanımlamak zorundasınız. Son krizlere geçmeden önce de dijitalleşme ile ilgili bir not vermek istiyorum. Bir şirkette bir şeyi ölçebilmek için, bir şirkette gelecek kuşakla irtibat kurabilmek için mutlaka dijitalleşmeye başlamanız gerekiyor. Bunun hepsini birden yapmak zorunda değilsiniz ama süreçlerin yönetiminden belli finansal tool'ların kontrolüne kadar gerekiyor. Örneğin, şu anda müşterilere değer katma noktalarımız, hizmet, servis, geri dönüşler, lojistik, bunların ne kadar sürede, ne kadar hızlı yaptığınızı mutlaka ölçmelisiniz. Aynı zamanda verimlilik, proseslerin, iş akışlarının, depo lojistiği, aynı zamanda satış mühendislerinizin, pazarlama elemanlarınızın ya da projelerin kazanma oranlarının mutlaka ölçülebilir olması lazım. Nakit akışının günlük mutlaka ölçülebilir olması lazım. Bugün eğer bunları yapamıyor isek, hangi sıklıkta, neyi nasıl ölçeceğimizi bilemiyor isek, o zaman bizim işi yönetmemiz mümkün değil. Ve bunları eğer yönetebiliyor iseniz, o zaman iki şeye sahipsiniz. Bir, hızlı karar verebilirsiniz. İki, doğru karar verebilirsiniz. Çünkü rakamlarla yapılan ölçümlere göre baktığınızda hem fikir alma, hem de rakamların korelasyonuyla vereceğiniz kararın etkisini hesaplayabilmek çok kolay. Şöyle bir şey hayal edin. Benim önüme her gün şirketin günlük kar zararı geliyor, nakit akışı geliyor. Ve benim önümde 3 tane alternatif film var. Bunu yaparsam ne olacak? Değiştiriyorum, rakamlar değişiyor. Altta nakit akışımı ve bir anda karlılığımı görebiliyorum. Bunu yaparsam ne olacak? Durum düşecek, belki bir takım marjlarım kaybolacak ama tekrar altta bana bir rakam verecek. Bunu yaparsam ne olacak? Tabloya girdiğim zaman 3 tane önümde sonuç var. Sizce doğru karar verme şansım var mı? Bence var. Dolayısıyla eğer böyle bir çalışma sistemini kurmamışsanız ne krizde ne de günlük hayatta bu şirketi doğru yönetmeniz ve daha önceki konuşmacının söylediği gibi yastık para ve ana kapitalin ne olduğunu görmeniz mümkün değil ve karar verirken de tedirgin olursunuz.
Şimdi bakın ben birkaç tane şey hazırladım size. Yılın başında bir planlama, bu şirket burada şirket olarak bakıldığı zaman bir yıllık planlamayı ay ay karlar olarak gelir gider masraf olarak bir yıllık full planlamayı bir önceki yılın Kasım ayında tamamlayan ekibiyle birlikte ve bir sonraki yılın yol haritasını çizen kaç firma var? Yok. İki firma var. Şimdi şöyle, bu çok basit bir şey aslında. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl planlayacağız? Biz proje yapıyoruz. Onda yol var. Ben hangi bayi ne kadar mal alacağımı nereden bileyim? Benim için aynı zorluk var. Ama geçmiş yıllardaki cirolarınız, geçmiş yıllardaki pazar büyüklükleriniz, geçmiş yıllardaki rekabet, geçmiş yıllardaki fiyat analizleri sizlerin aslında bir öngörüsünü oluşturacaktır elemanlarınızla birlikte. Eğer ben her ay bir kar zarar yapmış isem, gelirim ve giderim, rakit akışımı görebiliyorsam, o zaman her ay planlamam nedir? Gerçekleşen nedir? Ciro ne düşünmüşüm? Yüzde ne kadar aşağıda yukarıda olmuşum? Karlılığım ne kadar aşağıda yukarıda olmuş? Çünkü muhasebeniz var zaten, bir program kullanıyorsunuz. Bunu sadece ondan istemeye girmeniz lazım. Ne kadar brüt karım kalmış, ne kadar masrafım olmuş, bunun ne kadar sabit gider, ne kadar değişken gider, oransal anlamda aşağıda ne kadar bana para kalmış, ne kadar nakit kalmış. Bunu görebiliyor iseniz, o zaman işiniz doğru yürütürsünüz. Bunu göremiyor iseniz, bugünden bunu başlamanız gerekiyor. Eğer bunu yapıyor iseniz, o zaman şartlar değişti. Çünkü bunu yaparken kabul yapacaksınız. Diyeceksiniz ki ben önümüzdeki yıl bunu kabul ediyorum, ekonomiyi böyle kabul ediyorum, sektörün büyümesini böyle kabul ediyorum. Şu oranda ihracat yapacağımı kabul ediyorum. Tamam. Bu kabullerime göre bu kadar gelir, bu kadar gider öngörüyorum dediniz. Buna göre de adam alıyorum dediniz. Ve bu planlama çıktı. Eğer bu kabuller değiştiyse, kur değişti, ihracat pazarları değişti, herhangi bir şey değişti, o zaman kabulü değiştiriyorsunuz. Diyorsunuz ki bu kabuller artık bu planlamaya uygun değil. Değişen kabule göre bu euroya etkisini, bu masrafa göre hangi masrafı iptal edebilirim? Çünkü zaten planlamışsınız. Biraz zaman kaybetmenize gerek yok. Hangi adam alacaktım almıyorum. Hangi aksiyonu yapacaksın onun yerine ne yapabilirim? Koyduğunuzda rakamları değiştirdiğinizde size tak diye tablo yeni durum verecek. Otomatikman karar verebileceksiniz. Dolayısıyla böyle bir tool'unuz yoksa planlamayı mutlaka yapın. Her yıl bir sonraki yılın planlamasını yıl bitmeden tamamlamak zorundasınız. İkincisi, planlamayı yapmak da iş olmuyor. Madem bir ekipsiniz, bana bu planlamanın belli bir parçasını yüklemek zorundasınız. Keske iptal edeceksiniz. Yani tepede siz şirket yönetici olarak bu eurodan, bu karlılıktan, bu masraflardan ve bu yıl içerisinde yapılacak tüm eylemlerden sorumluysanız bunun bana ait olan kısmını bana yükleyeceksiniz. Çünkü o da benim hedefim olacak. Bana diyeceksiniz ki ey satış müdürü, ey proje müdürü, ey servis müdürü, bu kadar işin cirosundan, bu kadar işin %99 hatasız yapılmasından, bu kadar işin şu kadar oranda sevkiyatından da sen sorumlusun. Senin de masrafın bu kadar. İkinci kriter. Üçüncü kriterde her ay bana bunun raporlarını vereceksin, bilmem ne. Dolayısıyla bu kriterlere göre benim gelirimi ve benim bilimi bağlayacaksınız. Dolayısıyla ben cebim için çalıştığım için o kriterlerin peşinde koşacağım. O kriterlerin peşinde koşacaksam herkes o kriterleri cebi için koşmaya başladığı zaman şirketin kriterleri bir şekilde gerçekleşmeye başlayacak. Eğer siz bunları sağlayamıyorsanız ben de para alamayacağım. Çünkü şirket kazanamıyorum. Dolayısıyla bu denklemi de kurduktan sonra herkese ilişkin bir hedef anlaşması ve herkese ilişkin bir prim ve ödül sistemi yöneticileriniz özellikle koymanız gerekiyor. Bu da yetmiyor. Planı yaptınız. Birinci ay bitti. Şubat bitti. Ocak gerçekleşme oranlarına baktınız, memnunsunuz. Şubat'a baktınız, ciroda problem var, karlılık iyi. 3 aya baktınız, planın gerisindesiniz. Geçen yılın da gerisindesiniz. İşte o zaman ikinci bir tool gerekiyor. Her 3 ayda bir ekibinizle oturacaksınız, çünkü muhasebe veriyor bu rakamları. 5 tane rakam bakacaksınız. Ciro ne olmuş, brüt karım ne olmuş, sabit giderim ne olmuş, değişken giderim ne olmuş, altta bana kalan para ne olmuş. Sadece hesaptır. Eğer bundan memnun değilseniz ilk 3 ay, o zaman ekibe diyeceksiniz ki Nisan'ın ilk haftası bana bundan sonraki planını revize et getir. Çünkü bir şeyler gitmiyor. Bu kaybı gelecek 3 ayda mı, yıl sonuna kadar mı ve hangi ayda tamamlayacaksın? Ciro olarak, masraf olarak, karlılık olarak.
düşünmeyi, üretmeyi, çözüm bulmayı öğreteceksiniz. Bugün siz çözüm buluyorsunuz bunlara. İşin sahibi onlar. Onlar size öneri getirmek zorunda. Kararı yine siz verin. Onlar bunu getirecekler. Gelen önerileri tartışacaksınız. Sonra onların geldiği zaman da panik başlıyor ve o zaman da iki şey oluyor. Masrafları kısın ya da bir şekilde adam atın. Ya da satış ekibi varsa gül artırın kardeşim deniyor ve panik başlıyor. Ve işte bu da şirkette bir anda korku yaratıyor. İnsanlar işten atılma korkusu, yönetim de bunu hissettiriyor. Ve zaten çalışacak olan adam, işe getirecek olan adam iş getirmemeye başlıyor. Bir de dışarıda kötü ders ediyor. Abi işler çok kötü. Ben bunu alamazsam, bu işi yapamazsam beni işten atacaklar deyip şirketinizin imajınızı sizi şikayet ederek müşteriler karşısında kötü hale getiriyor. Aslında farkında olmadan o adamı düşman haline getiriyor. Krizdeki en büyük sıkıntılardan biri de bu. Ama bunları kontrol ediyorsanız bu noktaya gelmeden bu insan zaten olayı görüyor. Ve ne yapıyor? İki tane şey yapıyor bu arkadaşla siz. Kriz gelmeden, çünkü krizin geleceği belli. Bugün işte Güneş'te arkadaşımız söyledi. Can Bey dedi, Can Bey. Kriz geliyor dedi ve daha da gelecek dedi. Ben o zaman ben gelecek iki yıla ait bugün de üç tane senaryo oluşturabilirim. Bu sene için ayrı bir senaryo oluştururum. Seneye de, senenin planlarımıza da üç tane farklı senaryo oluştururum. Üç farklı senaryonun koşullarını koyalım. Birinci senaryonun koşulu. Kurgu olursa, yürekli olursa, şu 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 projeler bir yıl içerisinde biterse, şu 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 yatırımlar başlarsa, senaryo bir. Senaryo iki. Kurgu olursa, enflasyon bu olursa, şu proje iptal olmazsa, şu yeni proje başlamazsa, senaryo iki. Benim geçmişe ait de bir kar zararım varsa, masraflarım da belli. Bu masrafları bütün o gelecek yıllara göre nereden nasıl kısabileceğimi, bir önceki yıla göre yaptığım bazı şeylerin hangisini yapmadan yılı geçirebileceğimi öngörürsem, bir kabaca her senaryo için bir kar zarar çıkarabilirim. Ve ben bu kar zararı çıkarmışsam eğer, üç tane senaryo yapmışsam ve ekibimle de bunu paylaşmışsam, bir simülasyon çıkartmışsam, risklerimin hem üç senaryoda da hem üç şart olma durumunda da nerelerde sıkışacağını görüyorum. Parada mı sorunum var nakitte? Karlılıkta mı sorunum var? Ne yaparsam yapayım o ciro, o masrafı kurtarmıyor, onda mı sorunum var? İşte o zaman çözüm bulmak zorunda. Çözüm bulmak için de başlarım kafa yormaya. A. İş akışlarımı düzeltebilir miyim? B. Personelle ilgili bu yıl ve gelecek yıl hangi masrafları ben fedakarlık yapabilirim ya da ne kadar küçülmeye gidebilirim? Hangi küçülme durumunda hangi adamı nerede kullanırım, hangi adamdan bir şekilde feragat ederim ve işim nasıl aksamaz? Ve bu ciro, planladığım ciro nasıl düşmedi? Doğru adamı düşünerek hesap edebilirim. Aynı zamanda acaba yeni kanallar var mı? Yeni ihracat ülkeleri var mı? Bakın ben de 85 yılından beri iş hayatımda. Türkiye'deki 6-7 krizi ben de gördüm ya da 5 krizi, önemli değil. Ve Binance gibi Euro ile ya da markla satmak zorunda olduğumuz ve %40 daha pahalı olduğumuz rakiplerden korkunç bir maliyeti taşıdığımız 250 tane servis personelinin dünyamızda bulunduğumuz bir yapı yönetim. Hiç kolay değildir. Kurlar indi çıktı. Ben Dampus'a geçtiğim yine kaderim yine aynı şekilde böyle bir şirketi yönetmekti. Maliyetleri yüksek ve Euro ile satmak zorundaydım. Ve Dubai'ye gittiğimde 3 sene görev yaptım, başıma neler geldi. İlk sene Afrika resesyona girdim. İkinci sene Suudi Arabistan kredi faktörünü bütün o binlerinden falan iflas etti, hiç ödeme yapmadılar. Arkasından Türkiye'de darbe oldu. Türkiye aşağı inmeye başladı. Onun arkasından Katar sonra çıktı. 3 senede. Orta Doğu'daki Ciro'nun %40'ı Arabistan'la Katar'dan geliyor. Aşağı indik. Afrika'da Ciro'nun %30'u kayboldu. Türkiye'de de Ciro'nun %30'u otomatikman kayboldu bu süreçte. Bu saymış olduğum ülkeler o bölge cirosunun %30'unu 40'ını sağlıyor. Benim bu 1 milyar euroyu yönetiyorum. Onu dengeli tutmam mümkün mü? Değil. Ne sordum arkadaşlara? Nasıl çözebiliriz dedim. İlk cevap şu. Çözemeyiz ki dediler. Ne yapabiliriz ki? Hiç çözüm yok. Ne yapabiliriz ki? Rakamları getirin dedim. Bütün bu tablolar olduğu için bir hafta evde oturdum çalıştım. Akşamları. Bütün rakamların korelasyonuna baktım. Yakaladığım 3 tane şey beni kurtardı. Bir, Orta Doğu'da 20 yıldır şirketimin eurosunun %80'i 4 ülkeden geliyormuş, onu gördüm.
Bu dört ülkenin de ikisi krize girdi. Ve arkadaşlarım bu dört ülkenin dışında hiçbir hayat bilmiyorlar. Konfor alanlarından hiç çıkmamışlar. İşler Arabistan'da, Katar'da, Bahreyn'de acayip iyi. Ve dolayısıyla işleri iyiken cirolar yapılmış, primler alınmış, bahisistan diğer ülkelere gitmeye gerek duymuyor. Çünkü zaten o bölgeden o büyüme yeterli görülmüş. Her yıl double digit büyüme veriyorlar. Allah bereket versin diyor. Tamam güzel. Şu anda yok onlar. İkincisi Afrika'da veririz. Afrika'daki cironun %95'i Güney Afrika Cumhuriyeti'nden geldiğini gördüm. O zaman benim bir şey yapmam gerekiyor. Niye bir şey yok, çözüm yok ki? Peki Orta Doğu'da kaç ülke var? Bana ciro getirebilecek 25 ülke var. Hadi bunun 15'ini ben alayım. 4 ülkeye düştüğünden 11 ülke var. Afrika'da kaç ülke var? Ve hangi ülkede acaba benim rakiplerim pazarda pay sahibi? Ya da hangi ülkede ben ne yapabilirim? 6 ülkede orada var. Bu krize rağmen ilk yıl %13, ikinci yıl %11, üçüncü yılda %12 büyüdük. Bütün kayıp ciroları karşıladığımız gibi üstüne gittim. Çünkü o bölgelere gittim. Ve tek tek dolaşarak. Dolayısıyla krizi öngörebiliyorsanız o zaman çözümü düşünüyorsunuz. Yani yeni kanallar, yeni bölgeler, gerekiyorsa işbirliklerine kadar giden bir zinciri oluşturabiliyorsunuz. İhracat oranını artırmak için bugünden önlem alıyorsunuz ve eğer bir kriz varsa bugünden ihracatınız, ama ihracatı artırmak böyle ürünle olmuyor. İhracattaki müşteriyi nasıl yöneteceksiniz? Oradaki kültüre nasıl hitap edeceksiniz? Raporlamayı nasıl yapacaksınız? Lojistiği nasıl hızlandıracaksınız? Bunlara kafa yormanız gerekiyor. Bugünden bunlara başlamanız lazım. Projelerde A ve B öncelikli olanlara odaklanıyorsunuz. Ve onları kazanma şartını artırmaya çalışıyorsunuz. Nakit akışını dengede tutacak olan çözümleri tekrar bakıyorsunuz. Ve bütün bunları yaptıktan sonra otomatikman bir masraf ve ciro planınız oluşuyor her üst senaryoda. Bunlardan herhangi bir tanesini seçerek de yolunda devam ediyorsunuz. Ta ki seçtiğiniz senaryodaki koşullar değişinceye kadar. Koşullar değiştikten sonra ikinizde bir daha oturuyorsunuz. Değişen koşulların mevcut planlamaya ciro, çarp ya da masraf olarak tepkisini planladığınızda, koyduğunuzda tekrar yine senaryo ve yolunda devam ediyorsunuz. Dolayısıyla krizi yönetebilmenin yolu önce krizi iyi analiz edebilmek ama fırsatları da görebilmek ama en önemlisi de onu size gösterecek olan rakamlara hakim olabilmektir diye ben her zaman söylüyorum. Bunu da siz tek başınıza yapamazsınız. Bunu mutlaka yapacak sistemleri alıyor, kullanıyor olmanız lazım. Çok pahalı değil. Bu kültürü almanız, önce sizin değişmeniz ve ekibinizde de bunu kullanıp ekipten bunu istiyor hale gelmeniz lazım. Bu süreç minimum 6 ay. Dolayısıyla bu krizin size en azından bu anlamda bu işlerin başlaması için bir vesile olmasını diliyorum. Benim anlatacaklarım en azından zamanım doluyor. Bu kadar. Sorunuz varsa en konu size teşekkür ederim.